Değerli dinleyiciler, Yör FM'den, ben Mustafa Bayram'dan hepinize hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun. 2020 yılının ilk programında sizlerle birlikteyiz. Ömrümüzden geçen geride bırakmış olduğumuz ve bırakmış olmaktan dolayı ömrümüzün kalan kısmı var tabii ki ama geçen kısımlarda biraz hüzünleniyoruz. Çünkü ömürden gitti artık. Şöyle diyoruz biz dua ederken bazen, Ya Rabbi ömrümüzün kalan kısmını geçen kısımlarından hayırlı eyle diye dua ediyoruz. Dolayısıyla biz dualarımızı böyle etmek adına ve geçen ömür ve gelecek Mevla'nın nasip ettiği süre içerisindeki ömrümüz içerisinde neler yapacağız, muhasebeyi nasıl değerlendireceğiz, insan hayatını nasıl ikame edecek, zamanı hangi açılardan değerlendirecek? İşte biz bu akşam bunu konuşmayı düşünüyoruz değerli dinleyiciler. Zamanın kıymetini bilmek ve geçen ömrümüzün muhasebesini yapmak diye biz zaten birkaç gündür anonslarda bunu söylüyoruz. Zamanın kıymetini bilmek ve geçen ömrümüzün muhasebesini yapmak. Dolayısıyla bir yıl geçirdik bitti 2019'u. Belki 1990'lar, 2000'ler, milenyumlar vesaireler diye çok sohbettir, muhabbetleri dönen dönemleri çoktan geride bıraktık artık. Ve 2020'leri konuşmaya başladık ve geldik. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ömürler nasip eylesin. Ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Ömrün de hayırlısını nasip eylesin tabii. Biz bu böyle sohbete başlayış faslını hem yerine getirmiş olduk değerli dinleyiciler. Hem şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen dinleyicilerimiz var. Hem de görsel anlamda Facebook üzerinden izleyen dinleyicilerimiz var. Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ola ki bizlere efendim biz WhatsApp üzerine yazmak istiyoruz, soru sormak istiyoruz derseniz 539-915-76-84 telefon numaramız. 539-915-76-84 telefon numaramız Yöre FM üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamız üzerinden de hem şu an Yöre FM'den hem Erbaa Müftülüğü sayfasından Facebook sayfasından canlı yayındayız. Buralardan da bize yorum yapabilirsiniz. Efendim sorularımıza sorularınız olursa sorularınıza yanıt verme gayreti içerisinde oluruz. Peki bir soruları biz mi yanıtlayacağız? Hayır efendim. Tabii ki her hafta olduğu gibi bu haftada bir konuğumuz var. İnşallah konuğumuzla beraber siz ekranda izleyenler için zaten şu an görüyorlar. Biraz sonra da radyodan dinleyenler için sesini duymuş olacaksınız. Efendim ilçe vaizimiz, Erbaa ilçe vaizlerimizden Mehmet Yaşarsın hocamız. Bu akşam konuğumuz, Yöre FM stüdyolarında konuğumuz.
Bu akşam Mehmet Yaşarsın hocamızla zamanın kıymetini bilmek ve geçen ömrümüzün muhasebesini yapmak konusunda alt başlıklarla inşallah gayret içerisinde olacağız. Gelen yorumlarınız şimdiden var. Birazdan yorumlarınızı okumaya başlayacağım. İnşallah yorumlarınızla da bizlere katkı sağlarsanız bizler memnun oluruz tabii ki. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Geçen seneden bu seneye artık... Geçen seneden bu seneye inşallah. Evet. Cenab-ı Hak gelecek ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, bereketli eylesin. Amin. Amin. İnşallah sohbetimiz hayırlara vesile olur. Evet, 2020 yılının ilk programında birlikteyiz. Evet. Cenab-ı Hak nasip eder. Ömrümüz olur. İnşallah daha nice programlarda İnşallah bu stüdyoda birlikte olma gayreti içerisinde, yayında olma gayreti içerisinde oluruz. İnşallah. Peki hocam, dediğimiz gibi programın başında zaten konuyu da bu yeni bir miladi olarak yeni bir yıla girmiş olmanın öneminden yola çıkarak da zaman hususunu ele almayı uygun gördük sizlerle beraber. Yani zaman dediğimiz kavram mı ele alsak, biz konuşsak, bununla başlasak, Kur'an ve sünnet açısından değerlendirdiğimiz zaman zaman kavramını önce bir konuşalım. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Yani zaman deyince biz ne anlayacağız? Zaman kavramı nedir hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Mevlamıza hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu idrak ettiğimiz miladi yeni yılımızı hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak geçen ömrümüzün muhasebesini yaparak gelecek ömrümüzde daha feyizli, daha bereketli, daha verimli bir günler yaşamayı, haftalar, aylar yaşamayı her birimize lütfeylesin. Amin. Kıymetli hocam, Allah'ın bize ikram ettiği nimetlerin sayısı çok. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu bize hatırlatırken buyurur ki: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız buna gücünüz yetmez. Rakamlar buna yetmez. Haftalar, aylar, günler buna yetmez. Aciz olan insanın Allah'ın vermiş olduğu o sayısız nimetleri hesap etmeye gücü yetmez. Evet. Bu nimetlerden bir tanesi de zaman kavramı kıymetli hocam. Peki nedir zaman? Zaman, baki olan Allah'ın fani olan mahlukatı var edip yaşattığı döneme, süreye zaman diyoruz. Baki olan Allah'ın fani olan mahlukatı var edip yaşattığı, istihdam eylediği efendim sürenin, dönemin adına zaman diyoruz. Zamanın içinde var olmaya hayat diyoruz. Hayatta bize ayrılan süreye de ömür diyoruz. Zaman, Yüce Rabbimizin biz kullarına bir lütfudur, bir emanetidir. Zaman kavramı aynı zamanda izafidir. Yani kimine göre çoktur, kimine göre azdır. Evet. Bakarız ki o zaman içerisinde Allah'ın kendilerine ömür verdiği insanlardan bir kısmı az yaşamakta, bir kısmı çok yaşamaktadır. Evet. Peki az yaşayan bir insan için acaba Allah niye bunu erken aldı? Niye efendim henüz daha gençlik çağını, olgunluk çağını yaşamadan bu dünyadan göçtü dememiz elbette gülünç bir durum ortaya koyar. Çünkü karşılıksız ikram eden bir kimseye niye fazla vermedin deme hakkımız olmadığı gibi, bu nimetleri bize ikram eden Rabbimize de niye şuna fazla verdin, niye buna noksan verdin deme hakkına sahip değiliz. Ve yine şunu bilmemiz lazım kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz zamana yemin eder bazı surelerin başında. Mesela velleyl derken geceye yemin eder. Evet. Vedduha derken kuşluk vaktine yemin eder. Vel asr derken ikindi vaktine yemin eder. Vel fecr derken sabah vaktine yemin ederek Allah vaktin, zamanın insan nazarında, insan katında nimetlerin en önemlisi, en kıymetli olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatmakta. Yine bir ayet hatırlıyoruz Mustafa Can.
بسم الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Muhakkak ki diyor Allah, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe ard arda gelişinde, düşünen, ibret almak isteyen akıl sahipleri için elbette öğütler vardır, dersler vardır. Evet. Anlıyoruz ki gündüz yerini geceye terk ediyor, gece yerini gündüze terk ediyor. İlkbahar bir yazla, yaz bir sonbaharla, sonbahar kışla görevini tamamladıktan sonra bakıyoruz ki zaman hızla su misali akıp gitmekte. Aslında bunların hepsi bize bir örnek, örnek veriyor. Yani az önce dedik ya, baki olan Allah'ın, evet, fani olan insan için tarif ettiği, takdir ettiği, bizi, evet, istihdam ettiği sürenin adına zaman diyoruz. Zaman öyle bir şey ki hocam, telafisi, evet, mümkün değil. Yani belki çok kısa bir zaman içerisinde insan milyonlarca, milyarlarca dünya menfaati elde edebilir. Ama o kazandığı milyonlar, milyarları harcasa geçen zamanı geri getirmeye gücü yetmez. Bunun içindir ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh der ki el vaktu kesseyif. Vakit, yani zaman, kılıç gibidir. Eğer siz ona sahip olmazsanız, siz onu kesmezseniz, siz onu kontrol etmezseniz o sizi keser, o sizi harcar ifadesiyle, evet, zamanın kıymetli olduğunu bize hatırlatır. Değerli hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bize ikram ettiği nimetlerin içerisinde en kıymetli nimetin, evet, zaman olduğunu ifade eden bir sözlerinde buyururlar ki ni'metani mağbunun fihime kefirun minen nas es-sıhhatu vel-feragu. Allah'ın ikram ettiği ama insanların en çok aldandığı iki nimet vardır. Yani kıymetini bilemedikleri, beyhude, evet, harcadıkları, boş yere harcayıp aldandıkları iki nimet vardır. Bunlardan bir tanesi boşa geçirdikleri vakit. Boş vakit demeyelim. Çünkü Müslümanın hayatında boş vakit diye bir kavram olmamalı. Evet. Olamaz. Boşa geçirilen vakit, diğeri de nedir? Sıhhattir. Yine Peygamberimizin bir diğer hadislerine bakıyoruz ki Efendimiz o zamanın önemine işaret ederken buyururlar ki beş şey gelmedi biliniz. Nedir bunlar ya Resulallah? İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin. Evet. Gençlik bir nimet. Zamana bağlı bir nimet. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin. Hadis-i şerifin ikinci maddesi hocam neydi? Sıhhatli değil mi? Evet. Birincisi boşa geçirilen vakit, diğeri de sıhhat. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin. Yokluk, damlaya damlaya göl olur ama damlaya damlaya da sel olur değil mi? Önüne set çekmediğimiz zaman, varlığın kıymetini bilmediğimiz zaman, evet, atalarımız ne güzel demişler. Dünya malı eldeyken düşman bile dost olur. Elde bir şey kalmayınca dostlar bile düşman olur. Dolayısıyla Allah imkan verdi, nimet verdiyse varlığımızın kıymetini kaybetmeden önce bileceğiz. Bir diğeri, meşguliyet gelmezden önce boşa geçirilen vaktin kıymetini bilin buyurur Peygamberimiz. Son maddede de ölümden önce hayatın kıymetini bilin uyarısıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu beş maddenin içerisinde hepsi de zamana bağlı olan nimetlerin kadir ve kıymetini bilmeyi tavsiye eder, teşvik eder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar genelde kıymetli hocam, para kazanmak için sıhhatlerini kaybederler önce. Evet. Sonra da sıhhatlerini elde etmek için para harcamaya başlarlar. Peki bunun esas dengel olan nedir? Peygamberimizin hadis-i şerifte özetlediği. Sıhhat varsa onun kıymetini bilmek, sağlık varsa kıymetini bilmek, nimet varsa kıymetini bilmek. Bir de Allah'ın bize verdiği zaman denilen nimetin, bütün nimetlerin hesabı sorulduğu gibi onun da hesabı sorulacak. Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra o gün, yani şu fani alemin, fani dünyanın arkasından bizi bekleyen gerçek bir hayatta Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekildiğimiz gibi, bize verilen zaman nimetinin kadir ve kıymetini bilemezsek ondan da hesaba çekileceğimizi
Rabbimiz bize hatırlatmakta. Yine değerli hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bizi imtihan ettiği, adına ömür dediğimiz şu zamanın içerisinde eğer Rabbimizin rızasını kazanma yolunda gayretimiz olmazsa, evet, o günler, haftalar, aylar, yıllar boşa geçerse arkasından bizi şu suallerin beklediğini, yani Allah tarafından şöyle suallere muhatap olacağımızı da Peygamberimiz hatırlatıp buyuruyor ki kıyamet günü Ademoğlu şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan hiçbir kere ayrılamaz. Nedir bunlar ya Resulallah? Ömrünü nerede harcadığından. Allah ömür verdi. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, az veya çok. Evet. Ama ömrümüzü nerede harcadığımızdan, yani zamanın kıymetini bilip bilemediğimizden Allah bizi hesaba çekecek. Diğeri, ne amelde bulunduğumuzdan. Bedenimizin maddi ihtiyaçları olduğu gibi ruhumuzun da manevi ihtiyaçları var. Evet. İmanımızla beraber hangi amelleri, hangi davranışları, hangi hayır ve hasenatı, hangi güzelliği yaptığımızdan veya yapmadığımızdan Allah hesaba çekecek. Bir diğeri, malını nereden kazandığından ve nereye harcadığından. Allah hesap ver, Allah'a hesap vermedikçe kul bir yere ayrılamaz. Son maddede de Peygamberimiz buyurur ki vücudunu, yanini, bedenini nerede yıprattığından, nerede çürüttüğünden hesap vermedikçe kul Allah'ın huzurundan ayrılamaz buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ismini de siz anınca inşallah bu vesileyle de salavat getirmiş olalım mübarek akşamda. Hocam devam edeceğiz ama ben gelen mesajlar olduğu zaman okuyacağımı söylemiştim. Hem onları da müsaadenizle yer vereyim birkaç tane. Şahin Erdem, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Dilerim değerli hocalarım demiş. Teşekkür ederiz. Salih Akar hocamız, hayırlı akşamlar demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İzzet Yıldız hocamız, hayırlı yayınlar kıymetli hocalarım. Konu çok güzel. Hayırlı yayınlar diliyorum. Genç kardeşlerimize zamanı iyi davranmaları konusunda tavsiyeleriniz nelerdir demiş. Bunu bir not alalım isterseniz. Sen belki sorarız gençlere tavsiyelerimiz. Zaman nasıl değerlendirsin gençler? Söyleyebiliriz ilerleyen dakikalarda. Mustafa Şahin, değerli dostumuz, şefimiz, hayırlı yayınlar hocalarım demiş. Teşekkür ederiz. Ferami Güneş, hayırlı yayınlar, akşamınız mübarek olsun hocalarım demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Fener, efendim muhteremler, cuma akşamınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir tane daha vardı. Bakayım. Vedat Zorlu, hayırlı akşamlar güzel insanlar. Ankara'dan selamlar demiş. Ankara'ya da biz selamlarımızı iletiyoruz. Selam. Başkente hayırlı akşamlar diliyoruz. İnsanları sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Eyvallah. Peki. Devam edelim hocam. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Biz zaman kavramını hem hadislerle güzelce anlattınız, aktardınız. Nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda da hem biz örneklerle bahsettiğiniz için daha net anladık. Hadis-i şerifleri de aslında biz çok sık duyduğumuz, yani hutbelerde, vaazlarda, normal sohbetlerde Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu zamanla ilgili hadisleri ve biraz önceki son aktarmış olduğunuz hadis-i şerifi çok duyuyoruz. Ve aslında bizim hayatımızın bir özeti. Yani bu ilk 5 saymış olduğunuz hadis-i şerif maddeleriyle sonraki saymış olduğunuz 4 maddeyi toplasak 9 madde. Biz bunların sorularına cevap verirken kendimiz, işte ömrünü nerede tükettiğinden dediği zaman, eğer ömrümüzü gözümüzün önüne getirip de şöyle bir film şeridi gibi değerlendirip, evet ben ömrümü iyi yerlerde geçirmişim. Saati nasıl harcadınız? Sağlığınızı nerelerde harcadınız? Evet ben şunları şunları yapmamışım, bunları yapmışım. Tamam, demek ki oradan da kurtardım. Diğer maddeleri de böyle değerlendirip aslında insan kendi ahirete hazırlık aşamasında ne durumdayım? Ben evet. Bunun cevabını kendi kendine verebilir. Evet. Sadece bu hadis-i şeriflerden. Evet. Yani çok böyle ben ne durumdayım, nasılım acaba ben, ya Rabbi ben falan. İşte sana Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz bir yol göstermiş. Evet. Hadis-i şerifleri söylemiş. Bunları iyi değerlendir demiş. Bunları iyi değerlendirirsen sonu da iyi olacak. Biz böyle hep
doğru söylüyoruz diyoruz. Hadis-i şeriflere cemaat herkes dinliyor. Ama uygulamaya gelince zannediyorum orada biraz eksiğimiz var. Evet. Problem orada zannediyorum. Bu kısmından sonra ibadetler de zamana bağlı esasında. Değil mi hocam? Evet. Yani hepsinin bir zamanı var çoğunluğunun. İşte şu zamanda şu yapılacak, bu zamanda bu yapılacak gibi. İbadetler açısından değerlendirirsek zamanı, bu konuda neler söylersiniz? Hocam, zaman Rabbimizin bir nimeti, bir ikramı. Evet. Hem dünyevi hayatımıza yön verdiği gibi dini hayatımıza da yön veriyor. Rabbimiz ibadetlerimizi dahi zaman içerisinde, mesela namazımızı güneşin hareketlerine göre, oruç, hac, kurban gibi ibadetlerimizi de ayın hareketlerine göre. Evet. Düşünün, yeryüzünde okunmadığı saat yok. Yeryüzünde namazın kılınmadığı bir vakit yok. Kendi ülkemizden düşünürsek, şehirler arasında zaman farkı olduğu gibi namaz ibadetinde, evet, ülkeler arasında da namaz ibadeti saatlerinin, vakitlerinin farklı olduğunu düşünürsek hocam, Allah namaz ibadetini de zamana, diğer ibadetleri de zamana göre tayin etmiş ve bizlere de vazife kılmış, farz kılmış. Mesela oruç, kameri takvime göre uyguladığımız, tuttuğumuz, yerine getirdiğimiz bir ibadet. Evet. Her sene 10 gün ileri dediğimiz, yani bir yılın içerisinde oruç tutmadığımız bir ay, bir mevsim yok. Yani insan ömrünü böyle uzun düşündüğümüzde, hani büyüklerimiz derler ki, bir devir yaptım. 36 senede 36. bir defa, evet, devir yaptığına göre ben orucumda bir devir yaptım veya kurbanımda bir devir yaptım. İşte ya da efendim zekatımda, haccımda bir devir üzerimden geçti. Evet. İki dönem üzerimden geçti gibi. İbadetler de zamana bağlı. Bazı ibadetler güneşin hareketlerine göre, bazı ibadetler ayın hareketlerine göre. Dünyanın her tarafından gelen kardeşlerimiz hac ibadetini yaparken bir yılın sürekli 10 gün değişen değişik mevsimlerinde, aylarında, günlerinde, evet, kurban keserken yine öyle, efendim zekat farziyetini yerine getirirken yine öyle. Hülasa anlıyoruz ki ibadetler dahi zamana bağlı ve ömür içerisinde bir ibadeti yapmadığımız mevsim yok. Namaz düşündüğümüzde namaz kılınmayan bir vakit yok. Ezanın okunmadığı bir vakit yok. Diğer ibadetleri düşündüğümüzde de o ibadetlerin uygulanmadığı bir mevsim yok, bir ay yok değerli hocam. Peki hocam, aslında bir açıdan da çok güzel bir şey. Ezanlar başladığı zaman bile her camiden farklı bir ses, sonra başka bir yerden tekrar devam eden, sonraki ilden, sonraki ilçelerden, meridyenlerden hesapladığımız zaman, evet, dünyanın dönüşüne bağlı olarak, evet, sürekli okunan bir ezan, sürekli yapılan ibadetler aslında yeryüzü sürekli Cenab-ı Hakk'ı zikir halinde. Evet. Evet. Peki bu zikirler, ibadetler yaparken bunlara has bir zaman, kıymetli bir zaman dilimi diye bir kavram var mı hocam? Yani öyle bir özel bir zaman dilimi, kıymetli atfettiğimiz. Evet. Hocam, bir sahabi peygamberimize geliyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, Allah'a daha yakın olabileceğim, evet, Rabbimi manevi olarak kendime daha yakın hissettiğim bir zaman dilimi var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran sahabeye der ki, evet, gecenin yarısından sonra, yani gafletin ağır bastığı, insanların uykuda olduğu bir zaman dilimine, buna teheccüd vakti de diyebiliriz, işaret ederek Peygamberimiz soru soran sahabeye der ki, o gecenin yarıdan sonrası, yani, evet, ikinci bir zaman diliminin ibadet için, itaat için, zikir için, Allah'a yakınlığımızı hissetmek için daha değerli, daha faziletli bir vakit olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye cevap verir. Değerli hocam, günlere baktığımızda bütün günler Rabbimizin ikramıdır. Ama müminlerin haftalık bayramı olduğu için, bir aya geldiğimiz için, kaynaştığımız için, cuma günü günlerin en hayırlısıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür demekle, evet, bu noktaya işaret etmiştir. Yine bakıyoruz, bir yılın içerisinde kandiller, Allah'ın bize sunduğu fırsatlardır. Yani bir kendimize gelme, kendimizi muhasebe etme, kendimizi kontrol etme
zamanlarıdır. Kur'an'ın indiği bir Ramazan ayı. Oruç o ayda tutulduğu için Ramazan ayı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi içerisinde bulunduğu için Ramazan ayı, Kur'an kendisinde inmeye başladığı için bir Kadir gecesi elbette kültürümüzde, inancımızda, örfümüzde diğer zaman dilimlerinden daha kıymetlidir. Peki bunu derken hocam, evet, yani kandillerin olmadığı ya da cumanın bulunmadığı, üç aylar zincirinin bulunmadığı diğer zamanlara kıymetsiz anlamını vermiyoruz buradan. Yani elbette bütün zamanlar kıymetlidir. Kıymetli. Gecesi, gündüzü, günleri, haftaları, ayları, ama bir dönüm noktası, Allah'ın bize vermiş olduğu bir fırsattır. Kendimizi muhasebe etmemiz günler, geceler vardır. Bu günler ve gecelerde yapılan ibadetler de Allah katında daha muteberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şeriflerinde, mesela bir Berat kandilinde Cenab-ı Hakk'ın affının, rahmetinin diğer zamanlara göre daha fazla olduğu, evet, bir Kadir gecesinde Efendimiz'e eşleri sorduğunda ya Resulallah idrak edersek Kadir gecesini nasıl dua edelim? Allahümme inneke afuun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle diye dua etmelerini tavsiye ettiği geceler diğer zamanlardan daha kıymetli, daha faziletlidir. Burayı böyle anlayabiliriz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bazen böyle bir sohbet ortamında ya da öyle ziyaretler gerçekleştiriyoruz, öyle sohbetler gerçekleştiriyoruz. Diyoruz ki ya zamanı değerlendirdik, bereketlendirdik, evet, boşa gitmedi. Yani şöyle bir iş yaptık falan. Yani zamanı bereketlendirmek diye bir kavram da var. Evet. Bir de zaman içerisinde zaman diye bir kavram var. Evet. Bunlarla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Hocam, İmam-ı Gazali Hazretlerine soruyorlar bir gün. Diyorlar ki, bu ömrüne bu kadar cilt kitapları nasıl sığdırdı? Evet. Yani insanların faydalanması için yazdığın bu eserleri bu ömre nasıl sığdırdın diye bir soru sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ben gayret ettim. Allah bana zaman içerisinde zaman ikram etti. Zamanı bereketler geçirdiğimiz zaman, zaman içerisinde bir zaman düşünebiliriz. Şimdi nice insanlar vardır. Sabahleyin kalktığında efendim bugün nasıl akşam olduğunu bilemedim der. Yani evet, su gibi hızla akan bir dönem, bir nimet, farkına varamayız. Ama sahabe-i kiramdan günümüze gelinceye kadar düşünün, ömrünün içerisine binlerce hadis rivayet etmeyi sığdıran muhaddislerimiz var. Evet. Ömrünün içerisine ciltler dolusu tefsir kitaplarını yazan müfessirlerimiz var. Ömrünün içerisine onlarca, yüzlerce, belki binlerce hafız yetiştirmeyi sığdıran hocalarımız var. Ya da ömrünün içerisine hayır müesseselerini kurmak için, evet, yaşatmak için, insanlığın hizmetine sunmak için cömert olan insanlarımız var. Demek ki eğer insanda gayret olursa, insanda bilinç olursa, insanda şuur olursa, zaman içerisinde zaman ya da zamanı bereketli hale getirebiliriz. Ama Allah'ın verdiği o nimetin farkında olamazsak, efendim çoğu uykuda, çoğu eğlencede, çoğu lüzumsuz şeylerde, mala yani dediğimiz peygamberimizin tarifiyle min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi buyuruyor. Yani kişinin imanının alameti ya da olgun Müslüman olmasının işareti gereksiz olan, lüzumsuz olan şeyleri terk etmesidir buyurarak ömrün, zamanın, Allah'ın verdiği bu nimetin faydalı işlerde kullanılmasına işaret edilir ki zamanın bereketlenmesi ya da zaman içerisinde zaman bu anlama gelse gerek. Ve bunun örneklerinde hakikaten görüyoruz. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Erbağımızda bile erbağımıza hizmet eden, hafız yetiştiren hocalarımızın ismini duyduğumuzda saygıyla hatırlıyoruz, muhabbetle hatırlıyoruz. Ya da hayır müesseseleri kuran insanlarımızı düşündüğümüzde diyoruz ki, kitaplar yazan hocalarımızı düşündüğümüzde hep onlara hayır dua ediyoruz ki zamanlarını bereketli geçirdikleri için, adeta zaman içerisinde zaman yaşadıkları için biz de buradan bir ders almış oluyoruz. Evet, hocalarımızı da rahmetle anıyoruz.
ölmüşlerimize, tüm hocalarımıza, yaşayanlara da Allah sıhhat selamet versin, afiyet versin. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Kadir Özkan hocamız kolay gelsin. Allah muvaffak eylesin. Hizmetleriniz daim olsun demiş. Teşekkür ederiz. Peki insan çoğu şeyi israf ediyor hocam. Yani gıdaları israf ediyor. İşte ekmeği israf ediyor. Bazen sevgiyi israf ediyor. Arkadaşlığı israf ediyor. Evet. Dostluğu israf ediyor. İşini israf ediyor. Gereksiz potansiyel olan yerde değil, alakasız yerde. İşte kendini israf ediyor. Bunları yapan insan tabii ki zamanı da israf edebiliyor. Yani böyle bir kavram var muhakkak. Zamanı israftan sakınmak da gerekiyor. Gıdayı israf etmemek gerekiyorsa zamanı da israf etmemek gerekiyor. Çünkü bize verilen en büyük lütuflardan bir tanesi zaman. Peki insan zamanı israf etmemek adına nelere dikkat etmeli? Kıymetli hocam, bir hatıra anlatılır, kıssadır ama hisseden payımıza düşeni almak için. Böyle teknolojinin olmadığı, yani buzdolaplarının ya da dondurucunun olmadığı bir dönem düşünün. Yüksek tepelerden buzlanmış kar getirip şehirde buz satan bir insan. Evet. Diyor ki, sermayesi eriyen şu adama acıyın. Sırtında ne var? Buz var. Ekmeğini temin etmek için, geçimini sağlamak için efendim yüksek tepelerden donmuş karları, buz yığınlarını getirmiş. Sepet deyin adına, kuva deyin neyse sırtında taşıyor ve buz buz diye satıyor ama satarken de diyor ki sermayesi eriyen şu adama acıyın. Evet. Bunu duyan bir alim diyor ki Asır suresinin en güzel tefsiri budur. Yani zaman, ömür sermayesi sanki sıcaklığın karşısında her an eriyen buz misali, donmuş kar misali. Rabbimiz Asır suresinde buyuruyor ki, zamanı israf etmekten sakınmak için, yani nasıl bir tavır alırsak, nasıl bir hayat yaşarsak, ömrümüzü, zamanımızı israf etmemiş oluruz. Rabbimiz buyuruyor ki, Bismillah, vel asr, asra yemin olsun ki, evet. Onu da farklı görüşler var. İnnel insane lefî husr, İnsanoğlu ziyandadır. Yani yaşadığı ömür içerisinde Allah'ın vermiş olduğu kendisine tayin edilen o zaman ömür sermayesi içerisinde insanoğlu ziyandadır. Ancak şu kimseler zarar etmezler. Ömür evet. sermayesini boşa geçirmemiş olurlar. Kimdir bunlar ya Rabbi? İllellezine amenu, iman edenler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinde hayatlarını devam ettirenler. İman çizgisinden, iman nimetinden mahrum kalmadan yaşayanlar. İllellezine amenu. Yani ömrünü zararla geçirmeyen, iflasa götürmeyen, hüsrana götürmeyen kimseler kimlerdir? İllellezine amenu. Birincisi iman edenler. Ve amilus salihat. O imanın hayata yansıması olan salih amelleri yapanlar. İbadetleriyle, ahlakıyla, edebiyle, efendim, güzel hayır ve hasenatıyla hem hakkın razı olduğu hem de halkın razı olduğu bir hayatı yaşayarak ömürlerini sürdürenler ve tevasav bil hak, eğer konuşacaksa hakkı söyleyenler ve tevasav bis sabr, gerek musibetlere sabır konusunda ya da Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında sabredenler. Şimdi sabırı sadece başımıza gelen sıkıntılara sabretmek diye düşünemeyiz. Sabahleyin düşünün, ezan okunacak. Evet. Yani her kişi yapabilir ancak o sıcak yorganı üzerinden atıp evet. Rabbim bana emretti. Metanet göstermeliyim, sabretmeliyim. Nefsimin isteklerine uymadan, şeytanın vesvesesine uymadan, geçen bir yaz okumuştum, diyor ki gücünü denemek istersen sabahleyin evet. ayağınla yorganı üzerinden atabiliyor musun? Bir dene bakalım. Dolayısıyla zamanı israf etmemek için Asır suresi bize en güzel örnektir. İman, imanın gereği olan salih amellerimiz, ibadetlerimiz, hakkın yanında olmak, hakkı söylemek, hakla beraber olmak, sabırlı bir hayatı yaşamak. Hem musibetlere karşı sabır, hem de Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında bir sabırla hayat yaşarsak
zamanımızı israf etmemiş oluruz kıymetli hocam. Evet. Cenab-ı Hak zamanının kıymetini bilen ve onu iyi değerlendiren insanlardan eylesin. Evet. Bilinçli insanlardan eylesin. Peki şimdi yeni bir yıla girdik artık. Evet. Herkes kendince bu yeni yıla girmeyi değerlendirdi. Kimi dedi ki ben evet bir yıl daha yaşlandım. Yani şöyle bir geriye döndüm, baktım ki ya ömrümden ne kadar zaman geçmiş. Evet. Hüzünlendi belki. Belki dedi ki ya Rabbi dedi ve kendince dua etti. Evet. O akşam efendim bir yıla daha giriyorum miladi olarak da olsa. Ya Rabbi bana şunları da nasip et. Şunlardan mı? Kendince bir dua etti, ibadet etti. Kimi dedi ki ya ne güzel oldu bak yeni bir yıla giriyoruz işte eğlenmemiz lazım. Evet. Öyle değerlendireyim dedi yani o da kendince. Evet. Ve yeni yıla da girsek dünyanın çoğu yerinde de değişmeyen şeyler var. Mesela savaşlar, zorluklar yaşayan insanlar, evet, zulüm gören Müslümanlar. Belki yeni yılın geldiğinin farkına dahi varamayacak durumda olan bombalar yüzünden çocuklar. Evet. Bunların hepsi hayatın gerçekleri. İnsan yeni yıla girmiş olması hasebiyle belki kendince bir muhasebeye kendisini çekmesi gerekiyor. Bunların neler olduğunu tabii ki siz daha iyi anlatacaksınızdır muhakkak. Biz muhasebe derken yani önce bir muhasebe ne demek? Bir onu isterseniz sizden dinleyelim. Yani biz yeni yılın muhasebesini yapın, kendinizi şöyle değerlendirin, şöyle yapın, böyle olsun falan diyoruz ama evet, iyi de muhasebe ne demek? Evet. Biraz bundan bahsedelim hocam. Hocam, Hazreti Ömer Efendimiz'e ait olduğu söylenir. Bugün Allah için ne yaptın sözü? Evet. Biz bu sözü kendimize soralım. Bugün Allah için ne yaptın? Aslında muhasebe burada özetleniyor. Yani yaşadığımız günde, yaşadığımız haftada, yaşadığımız ayda, yaşadığımız bir yılda bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl Allah için ne yapabildim? Evet. Allah'ın razı olduğu bir hayatı yapabildim mi? Allah'ın emirlerini yerine getirebildim mi? Allah'ın yasaklarından sakınabildim mi? Çünkü Müslüman sorumsuz değil. Başıboş değil. Evet. Rabbimiz öyle tarif ediyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisinin sorumsuz, gayesiz, yani hesaba çekilmeyecek bir varlık olduğunu mu zanneder? Dolayısıyla muhasebe kişinin kendisini yaşadığı an itibariyle hem geçmişi düşünerek hem de geleceğe yön vererek bir kontrolün, bir hesabın, kitabın içerisinde olması. Peki alimler muhasebeyi nasıl değerlendirirler? Derler ki iki türlüdür muhasebe. Bir, geçmişe yönelik muhasebe yapılır. Bir de geleceğe yönelik muhasebe yapılır. Evet. Geçmişe yönelik muhasebe biraz önce dediğim gibi Hazreti Ömer Efendimiz'in sözünden hareketle bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl ne yaptım sorusunun cevabını bulabilmek için. Eğer geçmişe yönelik bir muhasebenin içerisinde olacaksak evet, geçmişi sorguladığımızda keşke yapmasaydım. Keşke bir böyle bir sözü söylemeseydim. Hı-hı. Keşke şu bataklığın, şu haramın içerisinde olmasaydım. Keşke Allah'ın razı olduğu, emrettiği şu ibadeti terk etmeseydim diyeceğimiz noktalar varsa bunun çözümünü Rabbimiz tarif ediyor. Buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, nasuh bir tevbeyle. Ne demek nasuh bir tevbe? Farkına vardığımız, yapmasaydık dediğimiz, evet, o hatadan, o kusurdan, o isyandan, o günahtan, o yanlış yaşantıdan bir daha dönmemek üzere, bir daha onu işlememek üzere doğruya dönmek. Yani istikametimize yönelmek, sırat-ı müstakime yönelmek. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bir hadislerinde şöyle ifade buyururlar. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ Zaman zaman siz de konuşursunuz, biz de konuşuyoruz. Evet. Bir genç kardeşimizle sohbet ederken veya yaşı ne olursa olsun bir arkadaşımızla, tanıdığımızla sohbet ederken şu ifadeleri duyduğumuzda çok üzülüyoruz. Hocam benden köy kasaba olmaz. Ben zaten batacağım kadar batmışım. Evet. Yani benim zaten böyle diye
Rabbimin yüzüne bakacak bir halim kalmadı ki. Hayır. Öyle değil. Rabbimiz bunun yolunu bize tarif ediyor zaten. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Günümüzden konuşalım. Kulum, 2019 yılına ait keşke yapmasaydım dediğin şeyler varsa tevbe et, pişman ol. Bir daha onlara dönme. Efendimiz de bu ayeti açıklar mahiyette buyurur ki اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Kişi hatasından, kusurundan hakikaten tevbe ederse evet, o günahı hiç işlememiş gibi Allah onu tertemiz kılar. Geleceğe yönelik bir muhasebe düşünürsek, bir Müslüman plansız, programsız değildir. Hı hı. Mutlaka geçmişin muhasebesini, kontrolünü yaparken geleceğin de hesabını, düzenini kurmalıdır. Ayet-i kerimede buyurur ki Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ey iman edenler! Her biriniz yarın için önceden ne gönderdiğine bir baksın. Yani hayat devam ediyor. 2019 evet, geride kaldı, 2020 devam ediyor. Allah ömür verirse 21, 22'ler, 31, 32'ler, yani Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir yere kadar ömür sermayesi devam edecek. Peki bu ömür sermayesinden sonra bizi bekleyen bir hayat var. Onun adına Kur'an yarın diyor. Peki kullu atin garib diye bir ifade vardır. Her gelecek yakındır. Evet, zaten yarın demesinden evet, de bunu anlamalıyız aslında. Yani geleceğe yönelik muhasebe yaparken de bu ayet bize ders vermeli. Rabbimiz buyuruyor ki her biriniz yarın için önceden ne gönderdiğine, ne hazırladığına bir baksın. Vettekullah, Allah'a karşı gelmekten sakının. İnnellaha kabirun bima te'amalun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetiyle Rabbimiz geleceğe yönelik de bir muhasebenin, hesabın, kitabın içerisinde olmamız gerektiğini bizlere emrediyor. Peygamberimizin bir hadisini paylaşıp ondan sonra isterseniz bir başka soruya geçelim. Böyle bir muhasebe olmazsa, yani ne geçmişteki hatalarımıza pişman olur ya da şunu diyebiliriz. Geçmiş ömrümüzde güzel şeyler yaptım elhamdülillah. Evet. Ama bu sene daha farklı şeyler yapmalıyım. Niye? Ölçü bu zaten Peygamberimizin hadisinde. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, değil mi? Zarardadır. Evet. Eğer geçen ömrümüzde, geçen yılımızda 10 tane güzelliğimiz varsa bu sene daha artırmalı. Ya da geçen ömrümüzde hatamız, kusurumuz varsa onlardan vazgeçmeli o şekilde. Bunu böyle yapmazsak Peygamberimiz şöyle tarif ediyor. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Akıllı kimse. Yani Müslümana yakışan tavır, davranış nedir? Akıllı kimse Peygamberimiz buyuruyor ki evet, ölmeden önce nefsini hesaba çeken, hayatını kontrol edendir. Allah'ın rızasını gözetendir. Peki vel acizü men etba'a nefsehu hevaha ve temenna ala Allah. Gafil olan kimse nedir? O da Allah'ın davetine uymayıp nefsinin, şeytanın tuzaklarına düşüp evet, sonra da Allah'tan ahiret nimetleri isteyendir. Ölçümüz bu olmalı. Yani hesabımızı, kitabımızı yapmalı. Hesap gelmeden önce, Rabbimizin huzurunda hesaba çekilmeden önce kendimizi dünyada hesaba çekmeliyiz. Evet. Peki devam edeceğiz. Yavuz Arslan hocamız, selamünaleyküm. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim ömrünüzü, ömrümüzü bereketli eylesin demiş. Amin. Allah razı olsun. Yavuz hocamızı da teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz kendisine. Efendim, muhasebeden bahsettik. Yavaş yavaş da muhasebe konusunu toparlıyorum. Şöyle dersek, muhasebeyi konuştuk, tamam. İnsan hatayı en aza indirgeyerek güzel bir hayat idame edebilir. Evet. Tamam. Peki adam muhasebeyi terk ederse kişi, evet, de, ya bir muhasebe yapma gereği duymadı. Evet. Yaşadı gitti. Ömür sermayesi de bitti. Evet. Ya da artık biteceğini anladı. Yani illa bu ömür yaşlandıkça, ilerledikçe daha böyle psikolojik olarak tabii evet, daha benliği sarıyor. Hangi uyarılarla, hangi pişmanlıklarla karşılaşır insan? Hocam, ömür bir sermaye, zaman Allah'ın ikramı. Evet. Ömür sermayesini yaşarken, Allah'ın verdiği zaman nimetlerinden istifade ederken,
muhasebemizi iyi yapmazsak hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik. Hı hı. Ama ömür sayılı bir nimet. Hani İsa Aleyhisselam'a ait olduğu söylenir. Dünya 3 gündür. Evet. Dün, bugün, yarın. Dün elden gitti, geri döndürmenin çaresi yok. Yarına çıkmaya da hiçbirimizin garantisi yok. Dolayısıyla dünya, ömür esas bugündür. Dolayısıyla bu muhasebeyi yapmaz, böyle bir gaflete düşersek, hayatın sonu geldiğinde Rabbimiz ayeti kerimede bize şu uyarıyı yapıyor. Hatta izâ câe ehadehumul mevtu kâle rabbirci'ûn. Yani ömür bitti, akıl başına geldi. Evet. İş işten geçti ama kendi kendine Allah'a şöyle yalvarmaya başlar. Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki kâle rabbirci'ûn, ya Rabbi ne olur Allah'ım. Beni dünyaya bir daha göndersene ya Rabbi. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ كَرِمْ. Senin emrettiğin, yapmamı istediğin vazifelerimi yapsam ya da ya Rabbi uzak durmamı istediğin o bütün davranışlardan uzak durarak yeniden bir hayat yaşasam, ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor ki kella, hayır. Onun böyle yalvarmasının bir anlamı yoktur. Dizini dövmesinin, pişmanlık duymasının bir anlamı yoktur. Evet. O yalvarması, dizini dövmesi boş bir sözden başka bir şey değildir. Yani bir sermayedir, bir kıymetli, bir nimettir Allah'ın ikram ettiği zaman dilimi, ömür sermayesi. Dolayısıyla o gün gelmeden bir daha keşke ya Rabbi beni dünyaya göndersen demeden önce şu bilip muhasebemizi buradayken yapıp pişmanlık duymamak gerekir kıymetli hocam. Peki bir şey ilave edebilir miyim? Tabii ki. Niye insan muhasebe yapmaz? Evet. Yani muhasebe yapmak isteyen kimse nefsine neleri telkin etmeli, neleri söylemeli? Birkaç cümleyle isterseniz bunu da vurgulamak istiyorum. Tabii ki, iyi olur. Evet. Herkes kendi nefsine şöyle demeli, şöyle seslenmeli. Hı-hı. Ya eyyuhel insanu mâ garrake bi rabbikel kerîm. Rabbimiz öyle buyuruyor. İnsan diyecek ki kendine evvela, hı-hı, cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani niye muhasebe yapmıyorsun? Niye hayatını kontrol etmiyorsun? Yanlışlıklarından niye pişmanlık duymuyorsun? Ya da o hayatın içerisinde niye güzellikleri, fazileti, erdemi, ahlakı yerleştirmiyorsun? Peki insan başka neyi telkin edebilir evvela kendisine? İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Rabbimiz buyuruyor ki şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Yani bunu insan kendisine telkin etmeli. Böyle dediğinde şeytana aleyhillanenin vesvesesinden kurtulmuş, evet, kendisini hesaba çekmiş olur. Ya da hocam yol çoktur ama hak yol bir tanedir, tektir. Rabbimiz Yasin suresinde buyurur ki وَاَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ. Ey kullarım ancak bana itaat edin, ibadet edin, kulluk edin. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ. Çünkü sırat-ı müstakim olan yol ancak budur. Bu ayetin sırrınca da kişi hareket ettiğinde, evet, nefsini hesaba çeker, muhasebe yapmaktan gafil olmaz. Bir diğer maddeyle ilave edeyim. Biz biliyoruz ki hel cezaul ihsan illa ihsan. Evet. Yani iyiliğin karşısında elde edeceğimiz şey iyiliktir. Ama eğer muhasebe yapmadan hayatımızı beyhude yaşadıysak onun da karşılığı nedir Zilzal suresinde? فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Rabbimiz buyuruyor ya kim zerre miktarı iyilik yapmışsa onun karşılığını görür, zerre miktarı kötülük yapmışsa onun da karşılığını görür. Yani okumaya, ifade etmeye çalıştığım ayetleri her birimiz kendi nefsimize telkin eder. Evet. Kendi nefsimize sorarsak o zaman muhasebeden gafil olmayız. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vermeden önce kendimizi hesaba çekmiş oluruz. Evet. Peki artık programımızın son dakikalarındayız hocam. Biraz zamandan bahsederken zamanın da böyle hızlı geçtiğini görmüş olduk böylelikle. Evet. Allah razı olsun, dolu dolu oldu. Hem zamanı anlattık hem de zamanın hızlı bir şekilde geçtiğini de böylelikle müşahede etmiş olduk. Peki, evet, şöyle söylenir ya, bazen de eleştiri duyarız zamanla ilgili.
Yani derler ki ya her nesil belki bunu yapıyordur muhtemelen. Belli bir yaşa geldikten sonra bir mevcut bulunmuş olduğu nesli kendi zamanıyla kıyaslayarak işte bizim zamanımızda şöyleydi, şimdi böyle oldu vesaire gibi. Ve şöyle derler, hani ne kötü çağdayız. Yani ya ne günlere kaldık? Zaman mı kötü? Hani daha şey bir ifadeyle zaman mı azdı? Biz mi azdık? Bizde mi sıkıntı var? Zamanda mı problem var? Gençlerde mi sıkıntı var? Yani hep zaman suçlanılır. Peki suçlu olan zaman mıdır hocam? Hayır hocam, suçlu olan zaman değildir. Evet. Hafızsınız, bana Evet. yardımcı olursunuz zaten bu konuda. Buyurun. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Zaharal fesadu fil Bilberri berri vel vel bahri. bahri bima Evet. kesebet eydinnâs." Yani insanların kendi elleriyle yaptıkları, kendi Evet. sözleriyle yaptıkları, Evet. kendi davranışlarıyla ortaya koydukları yüzünden yeryüzünde ve gökyüzünde, denizde ve karada bozulmalar meydana geldi. Dolayısıyla bu ayet bize gösteriyor ki kusur zamanda değil. Sıkıntı zamanda değil, sıkıntı bizde, sıkıntı insanda. Buradan hareketle isterseniz çok sevdiğim, zaman zaman okuduğum, okumaktan da keyif aldığım Evet. bir şiirde bu soruyu beraberce Çok güzel olur bir mütalaa etmeye, cevaplamaya çalışalım. şiiri Yani severiz. Evet. sıkıntı zamanda değil. Efendim bizim zamanımızda böyleydi. Evet. Zaman mı azdı, biz mi azdık? İşte nesil nereye gidiyor gibi. Zamana yükü yıkma bahanesini biz Evet. gösterebiliriz ama öyle değil hocam. Yani zaman çok değişti. Değil, Zaman insanlar değil, çok insanlar değişti. Evet. değişti. Yani Yani biz değiştik. Biz, kendimiz, neslimiz, yani kuşaklar değişmekle zamanın içerisindeki sıkıntılar zamana yüklenemez. İnsanoğlunun kendisine yüklenmeli. Her birimiz bunun hesabını, bunun vebalini kendimizde aramalıyız. Şair Evet. diyor ki, Buyurun. biliyorsunuz devlet dediğimiz sadece hükümet anlamına gelmiyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği her bir nimet bir devlet de aynı zamanda. Şair diyor ki, biz 2019'u geride bıraktık. Hı. 2020'ye inşallah Bismillah dedik. Hem bu yeni yılda bir ibret olsun bize. Acaba neleri kaybediyoruz? Neleri israf ediyoruz? Evet. Nelerin muhasebesini yapamıyoruz? Efendim hangi nimetler konusunda hep sıkıntılar içerisindeyiz? Bunu da bize hatırlatması bakımından şair diyor ki, Buyurun. devlet devlet diye naralar atıp devleti harcadık, daha ne kaldı? Milli duyguları ucuza satıp milleti harcadık, daha ne kaldı? Soruyorum, bir gece geçirdik değil mi? Hı. Bizim kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde uzaktan yakından ilgisi olmayan. Buna işaret ederken der ki şair, milli duyguları ucuza satıp milleti harcadık, daha ne kaldı? Peki soruyorum, şimdi buradaki sıkıntı zamanda mı? Yoksa milli duygularımızı, kendi örfümüzü, kültürümüzü harcayan bizde mi? Elbette Bizde ki bizde. evet. Nereye baktıksa hoş bakamadık. Bir düştük, bir daha kalkamadık. Sarıldık dünyaya, bırakamadık. Ahireti harcadık, daha ne kaldı? Cenab-ı Hak, o yaşadığımız ömür zaman içerisinde dünyayı, ahiretimizi kazanmak için bir fırsat olarak tayin etmiş. Evet. Efendimiz de vurguluyor ya, aleyhissalatü vesselam, "Ed-dünya mezrahatül ahiret." Dünya ahiretin tarlasıdır. Tanrısıdır. Yani Evet. burada ne ekersek orada onu biçeriz. Şair onu diyor, sarıldık dünyaya bırakamadık, ahireti harcadık, daha ne kaldı? Yine der ki devamında, dilendik batıda, dağıttık şarkta. Ar namus kalmadı ev ile bahta. Ekranda, sahnede, caddede, parkta iffeti harcadık, daha ne kaldı? Evet. Kıymetli hocam, bundan bir 40-50 sene geriye düşündüğümüzde büyüklerden dinlediğimiz o edep, haya, örtü, tesettür, giyim, kuşam günümüzle kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. El haya'u minel iman. Evet. Peki o örfümüzü, o kültürümüzü, o dini hassasiyetimizi hanımlarımıza Rabbimizin emri olan, Evet. onların kendi menfaatleri için, kadir ve kıymetleri için Allah'ın emrettiği o iffeti, örtüyü kaybettiğimizde suç zamanın mı, bizim mi? Tabii ki. Elbette bizim. Değil mi? Evet. Öyle diyor şair. Ekranda, sahnede, caddede, parkta
İffeti harcadık, daha ne kaldı? Yine devamında der ki, sözleri zehirli yılan ettik biz. Her şeyi yalan ettik biz. Sevgiyi, dostluğu talan ettik biz. Hürmeti harcadık, daha ne kaldı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine saygı duyup hürmet göstermeyen, yani bizden değildir demekle ikaz ediyor. Evet. Hürmetin devam etmesi gerektiğini. Ya hocam zaman değişti ya, eskidendi bu işler. Bir büyüğün karşısında ayağa kalkmak, efendim bir büyüğe saygı duymak, bir büyüğün önünde ceketimizi düğmelemek, elini öpmek, hürmet göstermek. Hocam eskidendi bunlar dediğimizde, peki suç zamanın mı bizim mi? Elbette bizim. Elbette bizim. Şair yine diyor ki, şartlandık en cani arzular için, koymadık tek mani arzular için. Yani çirkin arzuların önüne mani koymadık. 3 günlük nefsani arzular için cenneti harcadık, daha ne kaldı? Daha ne olsun ya? Cennet cenneti ucuz değil. Evet. Cehennem lüzumsuz değil. Evet. Hani bir atasözümüz var ya, diyor ki ayak ıslanmadan balık tutulmaz. Evet. Bir çaba olacak, bir gayret olacak. Peki 3 günlük nefsani arzular için cenneti harcadık, daha ne kaldı derken, suç yine kıymetli hocam, eğer cennetimizi harcadıysak, bizim ömür sermayesini İnsan. Değerlendiremeyip de ahiretimize perişan ettiysek, suç yine bizim. Yine evet. Devam ediyor dörtlüğünde, diyor ki, vurduk, çaldık, çırptık, bin bir iş yaptık. Gözümüze, gönlümüze diş yaptık. Yöneldik israfa, gösteriş yaptık, nimeti harcadık, daha ne kaldı? Siz sohbeti başlatırken öyle dediniz. Evet. Ekmeği israf ediyoruz. Evet. Suyu israf ediyoruz. Belki birçok şeyi israf ediyoruz. Ama israfların en zoru, en pahalısı da ömür. Ömür. Belki diğer nimetlere hadi diyelim ki telafi edebiliriz ama ömür nimetini telafi etmenin çaresi yok. Yöneldik israfa, gösteriş yaptık. Nimeti harcadık, daha ne kaldı? Şimdi bu kıtada da o şairimiz çağ delirdi. Hani zaman değişti diyoruz ya. Evet. Çağ delirdi. Beden hasta, can hasta. Haram dolu, riya dolu her tasta. Akıl iflastadır, amel iflasta. Rahmeti harcadık, daha ne kaldı? Yani o sermayeyi iyi değerlendirmek lazım. Ahbaplık, komşuluk, nerede erenler? Duruyorsa haber versin görenler. Söyleyin söyleyin eski yarenler. Sohbeti harcadık, daha ne kaldı? Evet. Biraz önce İzzet hocamdı yanılmıyorsam. Hocamızın zamanın kıymetiyle alakalı sorusu gençlere vardı. Tavsiyeleri nelerdir, hı-hı, derken. Kıymetli hocam, bizden bir kuşak öncesini az şöyle biraz açtığımızda, yani onları konuşturmak istediğimizde, her birisi yaşadıkları dönemdeki büyüklerin, köyse köyün, mahalleyse mahallenin ya da aynı sokakta, aynı apartmanda yaşadılarsa büyüklerden aldığı tecrübelerden bahseder. Der ki ben diz çökmüştüm, işte bizim köyde, bizim mahallede, bizim sokakta bir, evet, bir insan vardı. Ondan hayatın akışına yönelik şöyle şöyle tecrübeler duymuştum. Şöyle şöyle dersler almıştım. Kendime de oradan pay çıkarmıştım, hisse çıkarmıştım. Ama biz sohbeti harcadık. Evlerde de sohbet kalmadı maalesef. Evet. Ailede de sohbet kalmadı maalesef. Teknoloji güzel bir nimet, güzel bir imkan. İyi yönde kullanıldığımızda belki birçok başarıyı da elde edebileceğimiz güzel imkanlar ama bazen o teknolojinin de akışına kendimizi kaptırdığımızda sohbeti harcıyoruz. Yine diyor ki, sünneti kaybettik, farzı kaybettik. Sahabeden miras tarzı kaybettik. Manevi talebi arzı kaybettik. Kısmeti harcadık, daha ne kaldı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ashabi kennücumi, ashabım yıldızlar gibidir. Evet. Yani geceleyin dünyamızı aydınlatan yıldız düşünün. Karanlıkları aydınlattığı gibi Peygamberimiz, ashabım yıldızlar gibidir. Onların hangisine uysanız, yani onların yaşadığı hayat tarzını, ki onların hayat tarzı ne? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayat tarzı, Efendimizin sünneti. Suyu kaynağından içmiş bir nesil. Dolayısıyla sahabeden miras tarzı kaybettik. Demekle şair, kıymetli hocam, suçun, hatanın zamanda değil, olmadığını, esas bizde olduğunu hatırlatıyor. Evet. Efendim, hislerimize, duygularımıza da
tercüman oluyor. Tabii bu şiiri hem böyle okuyup hem her kıtasını yorumlamak da ayrı bir meziyet. Teşekkür ederiz. Yani gerçekten ibret verici her mısrasında, her kıtasında örnek alınacak, hayata düstur edilecek. Evet. Ve bizi aslında bize anlatan bir şiir. Evet. Güzel de yorumladınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Zannediyorum zaten bizim en büyük o bilge insanlar, değerli insanlar, hocalarımız vesaire, biz böyle sürekli eskilerin anlatmış olduğu o bilge insanlara biz elimizdeki belki 5 inçlik, 5,5 inçlik bir telefondan artık bekler olduk. Evet. Bizim bilge insanımız da o, efendim hocamız da o. Zannediyorum biz artık buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Biz artık bilge insanlara gitmiyoruz. Evet. Onlara yönelik bir arayışımız yok. Ya şuradan gideyim bir bilgelik öğreneyim ya da bir hayatıma düstur edileceğim bir çift söz alayım. Evet. Diye bir gayretimiz yok. Neden? Çünkü oturduğumuz yerde bilge insanımız elimizde. Evet. Zannediyorum bizim bunu kullanma yönünde eksikliğimiz var. Evet. Zamanı buna göre değerlendirmeliyiz. Artık bir zaman bunu gerektiriyor gibi görünüyor. Evet. Öyleyse zamanın teknolojisine biz bilge insan muamelesi yapıp ondan doğru şeyler almamız lazım. Evet. Ancak öyle düzelebiliriz. Çünkü biz teknolojiyi artık bu saatten sonra elimizden bırakamayacağımıza göre öyle görünüyor. Evet. Öyleyse inancımız doğrultusunda o teknolojiden faydalanmamız evet. lazım. Zamanımız ne kadar ona göre devam edelim. Zamanımızı bitirdik hocam. Öyle mi? Evet. Yani zamanı bitirdik dedik ama yani bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Ömür de böyledir. Size ayrılan sürenin sonu bitti. Artık evet. yeni bir hayatın, ebedi hayatın başlangıcı sizin için. Birkaç dakikamız varsa. Var tabii ki. Tabii ki buyurun. Hocam, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken bir evin içerisinde üç arkadaşlar. Evet. Şöyle sorar. Der ki Cenab-ı Hakk'ın geri çevirmeyeceği duanıza icabet edeceğini bilseniz hangi evet. duayı ederdiniz? İçlerinden bir tanesi der ki bir odanın içerisinde sohbet ediyorlar. Ya Ömer ben isterdim ki şu oda dolusu altınlarım olsa efendim fakir fukaraya, yetim garip kurabaya yardım etsem onların elinden tutsam. Evet. Bir diğeri der ki ya Ömer bu oda dolusu benim de mücevherlerim olsa, gümüşlerim olsa yani servetim olsa ben de hayır hasenat yapsam, ordular donatsam, böyle İslam'a hizmet etsem ben de böyle bir talepte bulunurdum. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle diyor, kulağımıza küpe olsun. 2020 yılında inşallah hedeflerimizden bir tanesi de bu olsun. Evet. Ömür hızla akıyor, zaman hızla geçiyor, sermaye tükeniyor. Diyor ki, sahabenin, genç sahabenin en ileri gelenlerini sayıyor. Ben bilsem ki Allah benim duamı kabul edecek şöyle dua ederdim. Bilal-i Habeşi gibi adamlarım olsun. Abdullah bin Mesud gibi adamlarım olsun. Evet. Yemen Muaz bin Cebel gibi adamlarım olsun. Hı-hı. Efendim Ubeyde bin Cerrah gibi adamlarım olsun. Şunu hatırlatmak istiyor. Akıp giden zaman içerisinde en fazla dikkat etmemiz gereken husus insanı israf etmemek. Evet. Nesli israf etmemek. Yavrularımızı, ciğerparelerimizi israf etmemek. Özellikle bunlar üzerinde iyi muhasebe yapmak. Çünkü onları harcarsak gelecek adına bir beklentimiz olmaz. Bizim de duamız olsun bu Rabbimiz evet. yeni yılımızda veya bundan sonraki gelecek günlerimizde bize Hazreti Ömer Efendimiz'in duasıyla bir oda dolusu o saydığı genç sahabilerin zihniyetinde, inancında, davranışında, edep ve ahlakında onların yolundan gidecek nesiller yetiştirmeye Cenab-ı Hak her birimize lütfetsin diyorum. Hem radyomuzun çalışanlarına bize bu imkanı verdiklerinden dolayı sahiplerine, ev sahiplerine teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Hem radyo üzerinden bizi dinleyen ya da sosyal medyadan canlı olarak bizi takip eden dostlarımıza en kalbi selamlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sözce lisan olduysa affola. Cenab-ı Hak daha güzel programlarla bizi bir araya getirsin. İnşallah. Bir dinleyicimiz Duran Duman. Allah razı olsun hocam. Bu akşamki sohbetiniz çok ama çok
verimli olduğu Rabbim zamanını boş geçirmeyenlerden eylesin bizleri demiş. Turan Duman'a da teşekkür ediyoruz. Böylelikle de değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geliyoruz. Bu akşamki konuğumuz Erbaycı vaizimiz Mehmet Yaşar Ersin hocamızdı. Kendisiyle zamanın kıymetini bilmek ve geçen ömrümüzün muhasebesini yapmak başlığı altında. Çok çeşitli konuları ama temelinde zamanı anlatan konuları konuştuk ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederiz tekrar. Haftaya nasip olursa yine Cenab-ı Hak ömür verirse Yöre FM frekanslarında tekrar sizlerle birlikte olmayı bizler ümit ediyoruz. Yeni bir konukla ve yeni bir konuyla nasip olursa inşallah sizlerle birlikte olacağız efendim. 2020 yılının ilk programını da böylelikle ifa etmiş olduk. Cenab-ı Hak 2020 yılının ve kalan ömrümüzün bizlere sıhhat, afiyet, mutluluk, huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan işlerin Cenab-ı Hak tarafından kabul edildiği, gerçekleştirildiği günler olsun inşallah. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı olanları halk etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyoruz. Sağ olun.